Allah belanı versin adlı şarkısını yeniden yorumlayan İsmail Yekar, lüks bir otomobili çektiği klip için bakın nasıl parçaladı. Son klibinde lüks bir otomobili parçalayan İsmail YK'yı kimler, neden dövdü? Dayak bile yedim. Yediğim dayakların birkaç tanesi. İsmail YK'nın kabus dolu anları. İçeri giriyorum, bana yan bakıyorlar. Valla giriyorum, bana bir tuhaf bakıyorlar. Ya kimseye bir şey demedik ki abi. Hemen hemen her şarkısıyla Türk pop müziğinde deprem yaratan İsmail YK yine yaptı yapacağını. Yıllar önce yazdığı ve çok sevilen şarkısı Allah belanı versin'e yeniden klip çeken YK, lüks bir spor otomobili parçaladı. Şarkının tarzı poptu daha önceleri. Ancak rock soundlarıyla yeniden düzenledi İsmail YK. Şarkıyı geliştirmek istedim çünkü altyapı rock'tı. Şimdi üst yapıya da biraz daha kattık. rock tarzı oldu. Fakat ondan ziyade daha önemli olan şey yani film tadında bir klip olmasıydı. Klibin en ilgi çeken bölümleri ise İsmail YK'nın lüks bir spor otomobili parçaladığı sahnelerdi. İsmail YK kendi tabiriyle dolduruşa gelip parçalamış. Bana dediler sen dedi yapamazsın dedi. Yani yapamazsın deyince bana ben biraz gaza geliyorum bu sefer. Yapmak zorundayım. Önden yani. Bir gazlama durumu oluyor. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Ünlü popçu ilk başlarda gaza gelmiş ama içi de pek el vermemiş bu otomobile kıymaya. İçim yani önce el vermedi. Çünkü çok güzel bir araba. Kameralar çekiyor. Ne yapman lazım? Vurman kırman lazım. Yani boşuna mı o ekibi oraya getirdim yani? Seni de vuracaksan vur diyorlar bana. Tamam dedim vuracağım. Epey zorlanmış aracı parçalarken ve bakın sonra ne yapmış? Baseball sopası eğildi. Tabii ki eğildi. Ya dedim olacak bir şey değil dedim. Şimdi benim bunu kırmam lazım. Yumruğu geçiyorum kırılmıyor. Ondan sonra attık baseball sopasını. Demir aldım abi demir. Demirle vurduk ancak öyle kırabildik yani bunu. Sahnelerin dışında bir de hapishanede çektiği dövüş sahneleri var klibinde. Baya baya dayak yemiş o anlarda İsmail YK. Hapishanede çektiğimiz o dövüş kavgalı sahneler vardı. Hatta orada yanlışlıkla dayak bile yedim. Ya ben çok çektim bu klipte ya gerçekten yani Allah belanı versin demeden belamızı bulduk yani. Hapishanede çekilen sahneler öncesinde İsmail YK pek misafirperverce karşılanmamış aslında. Oradaki bir chatleşme, bir grup var yani. Onlar da zaten bir grup olduğu için dışarıda ilk gelenlere biraz farklı bir göz. Yani oranın biraz durumu pek şey değil yani oraya zaten içeri girenlerin agresiviteydi biraz bize yansıdı. Bize zararı oldu. İçeri giriyorum bana yan bakıyorlar. Ona giriyorum bana bir tuhaf bakıyorlar. Ya kimseye bir şey demedik ki abi bu adamın boyu da çok kısaymış diyenler hani o derecede yani. Ya baba geldik oraya işte hepsi bana yan bakmalar şunlar bunlar falan filan. Ben de ayak uydurmaya çalışıyorum iyi niyetle fakat yaranamıyorum. Sonrasında da olanlar olmuş. Yediğim dayakların birkaç tanesi gerçek. Yeneğe mi geldi? Esas geldi. Evet gerçek geldi buraya geldi. Neyse Allah'tan çok pek fazla bir şey olmadı. Bir kuşları sayma durumu oldu herhalde. Bir şeyler oldu aynen. Bir şeyler oldu vallahi. Check.